1918'de Almanların harpten çekilmesiyle sona eren 1. Dünya Savaşı, Avrupa Savaşı gibi tahkimat yapmıştı. Fakat üstün İngiliz kuvvetlerine karşı Osmanlı Birliği karşı koyamadı. Fav'dan itibaren Şermanlı'yı bunun kolordusuyla yapıyorlar ve Sabistepe denilen bir yer var Dicle Nehri'nin. Halil Paşa çok duygusal bir konuşma yapıyor. O konuşmasında da Kut Zaferi'nin anılmasını bildiriyor askerlerine. O tarihte başta Alman İmparatorluğu olmak üzere, tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nda da bu zafer günlerce konuşulmuştur. Gazetelerde çıkmıştır, haber yayılmıştır. O tarihte güneş batmayan İngiliz İmparatorluğu'nun olabileceği tarihindeki en büyük hezimetlerden biridir. Osmanlı askeri büyük feragatla ve cesaretle ta Kasım 1914'ün başından 29 Nisan 1916'ya kadar büyük savaşlara katılmıştır. Yaklaşık 14'ün üstünde büyük muharebeler olmuştur ve başarıyla sonuçlanmıştır. İngilizler esir alındıktan sonra da Anadolu'ya esir olarak da getiriliyorlar. Charles Townshend misafir ediliyor önce Büyükada'da ve Heybeliada'da. Daha sonra da 1. Dünya Savaşı kaybedildikten sonra zaten ülkesine dönüyor. Çok rahat bir hayat yaşıyor. Esirler de çok rahat yaşıyorlar. Yalnız esirlerin büyük kısmı İngilizlere teklif edilmesine rağmen kömür ihtiyacımız olduğundan o kömürü vermedikleri için onların birçok askeri yürüyerek Anadolu'ya gelmek zorunda kalıyor uzun bir yolculuktan sonra. Artık kale kuşatıldığında 1500'e yakın ağır yaralıları değiş tokuş sistemiyle teslim ediliyor. Kendi İngiliz Kızılaşı gelip o yaralarını alıyor. Bizim de yaralarımızı bize teslim ediyorlar. Ve bu şekilde büyük zafer 29 Nisan günü kutlanıyor. Osmanlı'nın zayiatı 39 bin civarı, İngilizlerin zayiatı da 49 bin civarı. Büyük zafer olarak da tarihimize geçmektedir. Türkler 40 top, 3 uçak, 2 nehir gemisi ve 40 araba ele geçirdi. İlk yiyecek şehre 1 Mayıs 1916'da bir vapurla ulaştı. Townshend'in Kutul Amare'de teslim olmasıyla birlikte Irak'ta İngiliz seferi çıkmaza girdi. Çarpışmalar nedeniyle her iki tarafta yorgun ve kayıp vermişti. Artık İngilizler Irak'a veya Kutul Amare'ye yeni bir sefer düzenlemek ve tekrar organize olmak için hazırlanmaya başladı. Halil Bey'in birlikleri ise Dicle Nehri'nin her iki kıyısında yeniden konuşlandı. 1916 yılının Aralık ayına dek bölgede bir harekat